Kur'an'ı anlamak aslında insanı anlamaktır. Çünkü Kur'an insanlığa gönderilmiştir. Cenab-ı Allah Rabbül Alemin'dir. Pek çok alem yaratmıştır. Bir alem yaratmıştır ki onun merkezinde insan vardır. Cenab-ı Allah insanın bedenini topraktan, sudan yaratmıştır. Bu yönüyle insan bu aleme aittir. Bu alemdeki taşla, toprakla, bitkilerle, bütün hayvanlarla kardeştir, akrabadır. Fakat daha sonra Cenab-ı Allah ona kendi ruhundan üflemiştir. Her insanda Allah'tan gelen ilahi bir nefes vardır. Bu nefes onu gayb alemine açar, meleklerle arkadaş, akraba, ortak kılar. Dolayısıyla insan Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu çok özel, çift yönlü, değerli bir varlıktır. İnsanoğlu ergenliğe eriştiğinde bir vasıf kazanır, irade. İşte irade insanı diğer varlıklardan ayıran husustur. İrade bir şey bilerek, isteyerek, düşünerek yapmak demektir. Külli irade Allah'a aittir. Her şey onun bilmesi, dilemesi, yaratmasıyla, istemesiyle olmuştur. İşte insan da kendi cüz'i iradesini Allah adına, hak adına doğru kullanmak durumundadır. Ama irade insanı aynı zamanda çift kutuplu yapar. Onun gereği insan iyilikler de yapabilir, kötülükler de yapabilir. İşte bu noktada Cenab-ı Allah insana yardım etmiştir daha baştan. Neyle? İlahi vahiyle, vahiyleriyle. Yani iradesini doğru kullanabilmesi için. Çünkü imtihan işte bu iradeyi doğru kullanmaktan ibarettir. İşte bu noktada vahiy ikiye ayrılıyor. Birincisi tekvini vahiy, genel vahiy dediğimiz şey. Cenab-ı Allah bu vahiy yoluyla bütün varlıklarla doğuştan, yaratılıştan itibaren konuşmuştur, konuşmaktadır. Allah her yarattığıyla her an iletişim halinde olan bir varlıktır. Zira Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? وَاَوْحَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ Cenab-ı Allah bal arısına vahyetmiştir, vahyetmektedir. İşte o bal tesadüfen değil, o vahyin sonucudur. Bu manada Cenab-ı Allah bütün varlıklarla konuşmaktadır. Ama bu tek yönlü değil, çift yönlüdür. Onlar da tesbih etmektedir. Ne demek? Herkes görevini yapıyor. İşte deniz, işte bal, haliyle. İşte ağaç. İşte bu noktada insana da Cenab-ı Allah önce tekvini, yani genel vahiy ile yaratmıştır. Bu fıtrat üzere yaratılmaktır. Bu ne demek? Eğer aklını bozmazsan o seni hakka ulaştırır. Ulaştırmak durumundadır. Maturidi inancına göre bir kimseye hiç tebliğ gelmese de o aklıyla doğruyu, hakkı bulmalıdır, bulmak durumundadır. Yine fıtrat nedir? İçimizde bir ses var. Ne diyor? Yapma, ayıptır, günahtır. Bu Allah'ın sesi. Aslında Cenab-ı Allah o vicdanımızla bizle her an konuşmakta. Yine uzuvlarımızı iyi kullanırsak bilimsel yollarla doğrulara ulaşabiliyoruz. İşte bu genel tekvini vahiy, fıtrat. Ama tabii ki iradenin gereği olarak akıl yanılabiliyor, şaşırabiliyor. Kalpler bozulabiliyor ve gözler de şaşırabiliyor. İşte rahmet olmak üzere Cenab-ı Allah insana lütfetmiştir. Bu genel vahyin ötesinde onu özel teşrii vahiy ile mükafatlandırmıştır. Hediyelendirmiş, onurlandırmıştır. Yani Hazreti Adem'i fıtrat üzere yarattıktan sonra ona ilahi vahiy ile suhuflarını göndermiştir. Bu ne demektir? Yani aklını Allah'ın dilediği, gösterdiği gibi kullan. Kalbini yine Allah'ın dilediği gibi kullan demiştir. İşte bu noktada ilahi vahiyler, suhuflar ve kitaplar rahmettir. Dolayısıyla vahiy demek kendimizi ve dünyayı kullanma kılavuzudur. İşte insanlık serüveni Hazreti Adem'le birlikte böyle başladı. Ama nefis girdi, şeytan devreye girdi. İşte Kabil, Habil'i öldürdü. Fıtrat bozuldu, örnek kalmadı. İşte Cenab-ı Allah bu anda bir peygamber gönderdi, Üsve-i Hasene. Dedi ki bunu örnek alın, yanlış örnekleri bırakın. Ve her ne zaman ilahi vahiy kaybolduğunda, tahrif olduğunda yeni vahiylerle yeniledi, destekledi. Dedi ki aklınızı, kalbinizi buna göre kullanın. Ve bu macera böyle devam etti. İşte son peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye arabına gönderildi. Yani çok kötü durumda olan bir millet. Ve Cenab-ı Allah onu özel teşrii vahiy mucizesiyle, Kur'an-ı Kerim'le ödüllendirdi. Dedi ki bu kitaba göre bu toplumu inşa et. Önce iman, ahlak, sonra ibadet ve ahkam olarak bir mucize gerçekleşti. O çölde, o cahiliye arabından yıldızlar gibi sahabeler çıktı.
İşte bu noktada sevgili peygamberimiz o büyük başarısını Kur'an-ı Kerim'in hidayeti ışığıyla gerçekleştirdi, rehberliğiyle. Ve zaten daha önceki kitaplar ve peygamberler de insanlığın nasıl kurtulacağını bize gösterdi. İşte bize düşen tekrar Kur'an'ın rehberliğine sarılmak, peygamberimizi örnek olarak almak. Zira peygamberimiz de bize iki emanet bıraktı. Biri Kur'an, biri de sünnettir. İşte bu noktada Kur'an nedir? Beyinedir, burhandır. Aklın aradığı o doğru bilgiyi ona veren kitaptır. Yine Kur'an aklı çelişkilerden kurtaran o kitaptır. Kur'an nurdur, kalbi aydınlatan, onun gıdası olan imanı ona bahşeden o ilahi kaynaktır. Kur'an nedir? Zikirdir. İnsana unuttuğu doğruları hatırlatandır. Kur'an nedir? Furkandır. Yani hak ile batılı ayırt eden, insanları içine düştükleri çelişkiden kurtaran, o yüce yol verendir. Ve genel olarak Kur'an hidayet kaynağı, rehberidir. İnsanlığa dünya ve ahiret mutluluğunu gösteren, ona yönelten en kutsal ilahi kaynaktır. Harika.